Değerli Postun Sesi izleyicileri, bugün sizleri Hamburg'un Wilhelmshof kentinde açılan Güler Kuaför'ün açılışına götürüyoruz. Sadece bayanlara, özellikle de tesettürlü bayanlara yönelik hizmet veren kuaför salonunun açılışında şimdi mekan sahibiyle bir röportaj yapacağız. Wilhelmshof'ta Ordulu Pembe Güler tarafından hizmete açılan Güler Kuaför, kısa sürede hizmetleriyle ilgi çekmeyi başardı. Sadece bayanlara hizmet verilen mekanda müşteri memnuniyeti için her şey düşünülmüş. Fiyatların oldukça cazip olduğu mekanın sahibi Pembe Güler, sektörün iddialı isimlerinden. Efendim iyi günler, kolay gelsin. İyi günler, sağ olun, size kolay gelsin. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Bugün güzel bir mekan açılışındasınız. Hemen sizi bir tanıyalım önce. İsmim Pembe Güler. Burada bayan kuaförü açtım. Tesettürlü bayanlarımız için, açık bayanlarımız için, genelde tek bayanlar için. Onları burada ağırlamak istiyorum. Yani burası erkekler için olmayacak, sadece bayanlara yönelik. Kapalı veya kapasız. Evet. Kapalı veya açık fark etmez. Fark etmiyor. Evet. Peki ne tür hizmetler vereceksiniz burada? Yani saç kesimi. Saç kesiminden hariç diyelim yani. Ağda işlemi, saç boyaması, düğün saçı, ne bileyim tesettür. Gelinbaşı yapma. Evet. Normal gelinbaşı yapmak, açık bayan, açık gelinbaşı yapmak. Hı-hı. Boyaması, meçi, yani her hizmeti vereceğim. Berberin, kuaförün yaptığı her hizmeti vereceğim. Evet. Kuaförün yaptığı her hizmeti verebileceksiniz burada. Şimdi gelinbaşı dediniz. Gelinbaşı ile ilgili biraz o konuyu açarsanız mutlaka düğünleri olanlar çok oluyor. Evet. Gelinbaşı, nişanbaşı. Bunlar için bir fiyat tarifeniz var mı? Ya da açılıştan dolayı özel bir tarifeleriniz var mı? O konuda da izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Var. Şimdi açılış için diyelim şöyle bir buçuk aylık bir angebotum var. Onu da 70 euroya gelinbaşı yapacağım Allah izin verirse. Evet. Hı hı. Yani bu da normalden. Evet, bir açılış angebotum olacak yani. Bayağı uygun bir fiyat değil mi? Evet, bayağı uygun bir fiyat bence de yani. Peki mesleki geçmişinizden de biraz bahsedersiniz. Kaç yıldan beri kuaförlük yapıyorsunuz? Burada mı öğrendiniz? Türkiye'den başladınız? O konular hakkında da bilgi alabilir miyim? Ben burada öğrendim. Hı hı. Evet, bu mesleğimi yaptım. Ondan sonra 20 sene çalıştım kuaför olarak. Mesleği öğrendiğim yerde. Ondan sonra da işte maisterliğimi yaptım. Ve mobil frizör olarak bir zaman iş yeri açtım. Onu da 4 sene yaptım. Çocuğum olduğu için ondan sonra işi bıraktım. Mobil derken yani evlere gidiyordum. Evlere hizmet veriyordum. Evet. Orada da el işlemi yapıyordum yani evlere giderken. Evlere bütün malzemenizi yanınıza götürüp evet, evlerde. Bütün malzememi yanıma taşıyordum. Kesin, boyama, her şey. Evet, kesin, boya, meç, artık ne olursa yani bayanlar ne isterlerse her hizmeti evde de veriyordum. Dükkanda bir kaç kişilik yeriniz var yani ileride? 8 kişilik yerim var burada. Şu an evet. Saç yaptırabilecek. Evet. Durumda. Evet, durumda yani yerimiz var. Yerimiz mevcut Allah izin verirse. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Herkesi bekliyorum. Evet. Herkes gelsin. Sadece evet. Bayanlara mı? Ama bir de benim şeyim bayanlara diyelim ya, namazını kılan hepimiz Allah izin verirse herkes kılacak inşallah, ben umut ediyorum herkesin de kılacağını. Burada onlara namaz kılma bir mescit hazırlayacağım. Allah izin verirse inşallah burada namazlarını da kılabilecekler. Kuaförde beklerken ne bileyim artık burada beklerken. Evet, yani namaz kılma imkanı da sunacağız. Namaz kılma imkanı sunacağız, evet. Müşteriler hizmetten buraya bakın. Siz de bugün kuaför açılışındasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceğim? Öyle bir mekan açıldığı için çok mutluyuz. Öyle bir mekan eksikliği vardı. Hamburg'da ve Wilhelmshof'da. Kapalı bir bayan olarak yani böyle bir yere gelmek sizin için tabii daha rahat olacaktır tabii değil mi? Tabii ki rahat oluyor. Yani böyle bir kuaför olmadığı için ben kuaföre gitmiyordum şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra Pempe'nin burayı ziyaret edeceğiz, rahatlıkla gideceğiz. Evet. Arkadaşımızla yıllardır tanıdığı için yani el becerisi de çok iyi ve çok mutluyuz yani. Peki daha önce kuaför için ne yapıyordunuz, nereye gidiyordunuz? Fazla nadir gidiyorduk yani, çünkü çekingen oluyorduk o yüzden. Böyle oldu.